Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün size çok güzel bir çalışma göstermek istiyorum. Bu çalışmayı her yerde kullanabilirsiniz. İlla ki de dikiş makinesi olması gerekmiyor. Dikiş makinesi de olmadan çok güzel oda takımları, salon takımları yapabilirsiniz. Masa örtüleri yapabilirsiniz. Bu göstermiş olduğum oda takımım benim. Hiç dikiş makinesi kullanılmadan yapılmış bir çalışma. Buna benzer bir çalışma daha önce de yaptım. Bir salon takımı yapmıştım İnoyası kursuna giderken. O takımda da hiç dikiş makinesi kullanmadan hepsi tamamen el emeği bir salon takımı da hazırlamıştım. Şimdi bugün göstermek istediğim şuradaki köşe çalışmalarının nasıl yapıldığını ve tekniğini göstereceğim size. Bakın ne kadar muntazam duruşu var. Bir önceki videomda bu antika çalışması nasıl yapılır onu gösterdim. Bugün de göstermek istediğim bu köşe çalışmaları. Dediğim gibi yani illaki dikiş makinesi olmasına gerekmiyor. Dikiş makinesi de olmadan bu şekilde çok güzel takımlar hazırlayabilirsiniz. Tamamen el emeği olmuş oluyor zaten bu şekilde. Şimdi ben bugün bunu göstermek istiyorum. İlk önce nasıl başladığımı, nasıl ölçüler yaptığımı onu göstereceğim. Şimdi o kısma geçelim.
Köşe çalışmamı yaptım. Bakın hiç elde dikilmiş gibi de durmuyor. Yani makine olmadan da bu şekilde köşe çalışmaları yapabilirsiniz. Bir önceki videomda bu ip çekmeyi ve antika başlamayı göstermiştim. Şimdi aslında şu iplerini çektikten sonra antikaya hiç başlamadan şu köşeleri de yapıp en baştan birlikte hem bunu da dikmiş olursunuz. Onu da şimdi hemen göstermek istiyorum. Şimdi köşeyi yaptık. Antikaya en baştan başladığımızı düşünürsek hem burayı dikmiş olacaksınız hem antikayı yapmış olacaksınız. Şuradan ipimi alıyorum. İğnemi alttan geçirdim. Kendi yönüme doğru çektim. Tekrar buradan geçirdiğimde aynı yerden tekrar geçirip şuradan kumaşımdan yukarıdan çıkarsam zaten bu şekilde kumaşımı da dikmiş olacağım. Bu şekilde yapmanızı tavsiye ederim. Bakın bu şekilde yapınca zaten kumaşınızı da dikmiş olacaksınız. Çünkü ipiniz bakın burada üstte. Şurada. Şimdi şuradan tekrar ipimi alıyorum. Alttan geçirdim. İpimi kendi yönüme çekiyorum. Aynı yerden tekrar girip kumaşımdan buradan çıkıyorum. Dediğim gibi bu şekilde yaptığınızda zaten kumaşınızı da dikmiş oluyorsunuz. Ayrıca bunun için makine olup da dikiş yapmanıza da gerek kalmıyor. Bu şekilde işinizi böyle devam ediyorsunuz. Benim yaptığım örtüde zaten bu şekilde yaptığım bir çalışmaydı. Şimdi onu da hemen göstereceğim. Köşe çalışması bu kadar kolay. Hiç makine olmadan bu şekilde yapıp şu kalan iplerimi de dikerken iç kısma çeviriyorum. Şöyle iğnenin ucuyla iç kısma koyuyorum onları da. Arada kalmış oluyor. Şu şekilde. Orayı da diktikten sonra burası böyle tertemiz görünmüş oluyor. Şimdi yaptığım çalışmada ben size orayı da göstermek istiyorum. Çok güzel olduğunu göreceksiniz zaten. Bakın şurada kalan iplerimi de iç kısma koyduğumda arkası zaten temiz görünüyor. Onları da içe kıvırıyorum. Burayı da dikiyorum. Bir de ben bütün iplerimi kendi kumaş ipinden dikiyorum. Nasıl? Şu kenardaki iplerden, fazlalık olan iplerden çekiyorum. Kendi kumaşın ipinden diktiğinizde zaten bu köşeler hiç anlaşılmıyor. Onları da bu şekilde iç kısma çeviriyorum. İplerini biraz daha uzun tutabilirseniz. Şöyle iç kısma çeviriyorum onları. Dikerken o şekilde dikiyorum. Onlar da hiç görünmüyor, anlaşılmıyor o zaman. Hem antikamı yapıyorum, hem kumaşımı dikmiş oluyorum, hem köşelerim çok muntazam olmuş oluyor. Bakın bu şekilde tamamen el emeği olmuş oluyor. Sadece şu ortada küçük bir işlem var. Bir sonraki videomda da o tekniği göstermek istiyorum. Şimdilik bugünlük benden bu kadar. Bugün köşe çalışmasını gösterdim. Nasıl dikildiğini gösterdim. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım öğrenmek isteyenlere faydası olmuştur. Ben çünkü bu teknikle dediğim gibi bir salon takımı yaptım. Hatta sergide de o salon takımını sattım bile. Bu şekilde yaptığınız el emeği işlerle kendinize gelir de elde edebilirsiniz. Bugünlük benden bu kadar. Sevgiyle kalın, sağlıkla kalın, hoşça kalın.